diyoruz mesela. 10 numara zaten yabancı olacak. Kerem işte Zaniolo ya da Zaha mesela ön alanda da Icardi. Şimdi biz istiyoruz ki kafamızda hep 3 tane Türk olsun kurduğumuz kadro. Doğru mu abi? Senin de düşüncen bana göre o. Evet. Yani mesela doğru. Kafamızda böyle diyoruz ya, şu kadro Galatasaray'ın ideal kadrosu dediğimiz bir kadro var yani. O kadroda hep 3 tane Türk olsun istiyoruz mesela. Ben Okan Hoca'nın aynı düşüncede olduğunu düşünmüyorum. Ama onu da neden dolayı istiyoruz? Yerli kuralından dolayı İşte istiyoruz. anladın da. Yani mesela ben Okan Hoca'nın benim ideal kadromda, benim kafamda kurduğum kadroda 3 tane Türk olsun istediğine ben pek ihtimal vermiyorum. Bunu da yaklaşık bir aydır anlatıyorum. Nedeni de şu. Bence Galatasaray çok büyük rotasyonlar yapmayacaktır. Ama rotasyon yapacaktır. Nedir mesela bahsettiğim şey? Mesela bir hafta Anelino ile Şampiyonlar Ligi oynadık abi. Döndük. Sol bekte Kazımcan'ı görebiliriz. Mesela. Ya da işte oynadık döndük. Orta sahada 8 numaraya bir tane yabancı oyuncu almıştık yani. Alacağız zaten. 8 numarayı aldığımız yabancının kesilip orada Kerem'in oynadığını bir maç görebiliriz. Bir maç için mesela. Kalan kadro aynı. Ya da işte bir maç iyi bir kaleci, yerli kaleci alırsak Muslera'nın kenara gelip bir maç üçüncü Türk olarak yerli kalecinin oynadığını görebiliriz. Yerli olarak örnek verelim. Farklı bir mevkide işte Kerem bazen Avrupa dönüşü işte Zaha ile Zaniolo'dan birini kenarda tutup Barış Alper'le başlayabiliriz. Üçüncü Türk olarak. Yani ben o üçüncü Türk'ün değişken olacağını düşünüyorum. Mesela o kafamızda kurduğumuz kadroda hep iki tane Türk olacak. Kim bu iki Türk? Türkiye Ligi için söylüyorum. Kim bu iki Türk? Kerem'le Abdülkerim. Abdülkerim. Üçüncü Türk'ün değişeceğini düşünüyorum ben. Mesela kaleci olabilir bazen. Bazen Angelino yerine Kazım başlayabilir. Böyle nispeten daha kolay maçlarda. Bazen 8 numarada Kerem Demirbay gelirse Kerem'i görebiliriz. Bazen iki kanatta Kerem'le Barış'ı görebiliriz yerli olarak. Ben bunun değişim göstereceğini düşünüyorum. Yani üçüncü Türk'ün klasik olarak kafamızda kuracağımız durumdan ziyade bence değişimle hallolacağını ben o görüşteyim en azından. Bunu söyleyeyim. Ya şimdi tamam da öyle de olsa bile yani mesela şu anda orta sahada bir arayışım var değil mi? Mesela top bir oyuncudan bahsediyorum. Mesela İlkay olsaydı orada 8 numarada bir tane adam arıyoruz ya mesela Töre'nin yanında İlkay Gündoğan olmuş olsaydı şu an Cillop gibi bir takım olurdu. Yani harbiden Avrupa menşeli bir takım olurdu. Şimdi ama sen şimdi bir kadron belli. Forvetini Türk koyamazsın. Sağ tarafta Zaniolo var. Zaha da oynar bir şekliyle. Başka Zaniolo, Vaşika'yı almaktan bahsediyorsun. Şimdi böyle de bir sağ sol organizasyonun var. Sen şimdi bunu bırakıp da oralara da Türk bulayım da oraları da Türkleştireyim. Tamam bak şunu yaparsın. Orada dediğine %100 katılıyorum. Hamle oyuncusu olarak oradaki oyuncuları Türkiye'ye çevirebilirsin. Zaniolo'yu çıkartırsın, Barış'ı atarsın falan filan tamam mı? Veya Mertens'i çıkartırsın şu an ki mevcut kadrodan bahsediyorum. Arkasına Barış'ı koyarsın, Yunus'u koyarsın. Yerli rotasyonuna katkı anlamında başka bölgeden oyuncu yerleştirmiş olursun. Ama onun haricinde zaten mevcut böyle bir şey varken sen bunu yapmıyor olman doğru olmaz bence. Yani orayı Türkleştirmen gerekiyor. İki tane alternatifim var. Biri Kerem Demirbay, bir de Salih Hocam mıydı? Ona da Salih, şunu söyleyeyim abi, Salih gelse o sorun çözülür yani. Ama Salih de gelmez bana göre. Şeyi evet. söylüyorlardı bir ara. Suat Serdar'ı söylüyorlardı da o da bilmiyorum yani olur mu olmaz mı. Şimdi bir arkadaşımız devrimi Fenerbahçelikle suçlamış. Arkadaşlar kimse kimseyi Fenerbahçelikle suçlayamaz. Ben espriyle birlikte takılıyorum ve troll hesaplar var dediğim insan o devrim değil. Yani gerçekten devrim benim yayınlarımın başından sonuna kadar 2 senedir takip eden bir arkadaşımız. Yani lütfen arkadaşımıza böyle bir yüklenme yapmayın. Serhat sana söylüyorum. Sana o hakkı kimse vermedi.
lütfen devrimle alakalı böyle bir tavırda bulunma. Adam işte Fatih Terim'i sayamayabilir, başka ben şunu kastediyorum. Bugün itibarıyla gene oraya dönecek olursak, bugün itibarıyla bugün Okan Buruk'u istilaya davet eden herkes vatan hainidir demiyorum, bakın yanlış anlamayın. Ama bu kadar yangın yapanların içerisinde bazıları da gerçekten onu ufaktan bir kıvılcım var, oraya mazot dökmenin de bir anlamı yok. Benzin dökmenin de bir anlamı yok. Yapmayın bunu. Ben bunu görüyorum. Şimdi Uğran, o zaman hemen mevcut takviyelere geçelim. Yani ben devrimi senden daha fazla tanıyorum. Hani çok devamlıdır da yazıyordu. Sen de benim için değerlisin, o da benim için değerli. Yapmayın ama lütfen. Çünkü ben kimseyi suçlamadım. Dedim mi Uğurcan Fenerli kripto, Egojone kripto dedim mi? Yok. Ama aramıza gelecekler. Bakın geliyorlar da zaten. Yapmayın. Şimdi ben yapıyorum arada o espriyle, ben onu bir yere bağlıyorum. Ben yapıyorum. İşte diyorum bu Topaş görünümlü Şahin diyorum. Şu Kartal görünümlü Şahin diyorum. Anladınız mı? Yapmayın. Şimdi Uğran, bir like atalım, abone olalım. Hemen onu da hatırlattıktan sonra Fred gelecek mi sence? Fred'deki olay ne? Fred olabilir. Olabilecek transfer aslında. Yani çok kampa da götürülmedi diyebiliyorum. Manchester United'ın kampına kadro dışı kaldı. Yani olmayacak, oynatılmayacak belli. Fred orada kalmayacak. Orası kesin. Yani Manchester United'ın kadro yapılanmasında yer almıyor. Ama tabii bir yıllık kontratı kalmış olmasına rağmen onu oradan koparıp almanın da çok kolay olmadığını söylemek lazım. Bunun nedeni var. Şimdi Manchester United bir yatırım yapmıştı. Tabii ki o yatırımı Galatasaray'dan almayı bekleyemezler. Yani o geçti artık. Ne kadarlık bir yatırım yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 59 milyon euro bonservis ödemişlerdi Shakhtar'dan alırken 18-19 sezonunda. Ama şu an hani en azından bir yıllık kontratı kaldı. Belli bir ücret kazanalım düşüncesindeler. Bu istedikleri ücretin de 10 milyon euro civarında olduğunu söyleyeyim. Ama Galatasaray bunu vermek istemiyor doğal olarak. Yani bir yıllık kontratı kalmış bir futbolcu kampa götürülmüyor. Manchester United'in kadrosunda kesinlikle düşünülmüyor. Dolayısıyla da hani zaten siz bunu satacaksınız düşüncesiyle Galatasaray diyor ki daha uygun ücretlerle bu işi çözme niyetinde Galatasaray yetkililer. Bir de oyuncunun maaşı var elbette. Oyuncu Manchester United'dan da önemli bir ücret kazanıyor. Oyuncuyu da buraya getirirken ücret de ikna etmek lazım. O anlamda biraz görüşmelerin devam ettiğini ve sürecin uzadığını söyleyeyim. Ama yani genel yapıya baktığımız zaman olmayacak ya da imkansız gözüyle bakacağımız bir transfer değil. Teknik özellikleriyle de ben orta sahada üretkenlik anlamında Galatasaray'a bir şeyler katabileceğini düşünüyorum Fred'in. Ama Torreira ile Fred ikilisi özellikle Galatasaray'ın işte Zaha transferiyle beraber orta sahasının çok yumuşak olmasına sebebiyet verir mi? Orası benim için biraz muamma bir nokta. Evet. Şimdi peki 10 numara mevkiinde, yani ben biraz dinlemedim de seni. Sen orayı anlattıysan bilmiyorum ama bak açık sözlüyüm, farkında mısın? Bir taraftan dışarıdaki sözlere uyum sağlıyor. Devrime de teşekkür edelim. Kanal üyelik seviyesini yukarıya çıkarmış. Devrimci, yanlış anlama, ben onun için yapmadım. Teşekkür ederim ama. Yani onore etmen. Ama gerçekten devrim bizi uzun zamandır takip ediyor. Şimdi ben neredeyse 2 senedir kanalı kurdum. 2 senedir devrim bizi takip ediyor. Devrim, ben Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda söylüyorum. Yani onu da söyleyelim. Şimdi ön tarafta forvette bir oyuncu daha bekliyor musun? Veya Galatasaray saatte 9 oynayabilecek bir 10 numara mı alacak? Ne diyorsun? Vallahi şöyle abi, yani o biraz bence fazla olur. Yani bir tane daha oyuncu almak, oraya o mevkiye bir oyuncu da almak bence biraz fazla olur. Gerek var mı, o konuda da biraz tereddütüm var. Yani çünkü baktığın zaman zaten hani kurulu bir oyun sistemi var. Üstüne üstlük artısı eksisi ne olur, o biraz muamma bir nokta. Yani Barış'ı orada kullanıyorsun zaman zaman. Halil'i zaten kullanacaksın. Bakan bu var. Bir de Icardi'm var.
bir golcü daha almak bence orada biraz dengeyi de bozabilir. Ben çok mantıklı görmüyorum eğer öyle bir şey yapılırsa. Evet. Şimdi Serhat Polat'a da teşekkür edelim. Katıl üyesi olmuş. Serhat'cığım sen de cansın. İnşallah ben de senin kalbini kırmadım. Seni kastederek söylemedim ama. Yani yapmayalım birbirimize. İbrahim Kağan'a abi sen de bazen yapıyorsun demiş. Ya ben haddimi aşacak şekilde yapıyorsan özür dilemesini de bilirim. Yapmayalım. Kimse kimseye yapmasın. Ama yani böyle şöyle takılabiliriz. Yani böyle kripto böyle şey oluyor ama yani arkadaşlar şu an hani daha sezonun başındayız. Daha birinci maç. Birinci resmi maç ve bu kadar yangın yapılacak bir durum yok. Onu kastettim. Zaha olsaydı rahat yenerdik. Bir de bakan bu demiş. Mesela bunu da değerlendiririz ama akşamki yayında değerlendiririz. Urancığım Nelson Boy bunlarla alakalı gidecekleri de konuşalım. Veya şu an mevcut kadroda gitme potansiyeli yüksek olan oyuncular kimler sence? Valla ben Boy'un kalacağını düşünüyorum. Zaten Boy dün yine takımın en iyilerinden birisiydi. Yani hiç böyle Nelson gibi aklının burada olmadığını hissettirecek bir hamle yapmadı. Ama Victor Nelson dediğim gibi belki de yani zihniyet olarak ayrılmaya en yakın futbolcu olabilir. Yani kalacaksa da dediğim gibi bu düşünceleri kafasından tamamen silmesi lazım. Yani ben burada kalacağım deyip kalması lazım. Yok ben gideceğim diyecekse de ona göre hareket etmesi lazım. Galatasaray yönetiminin de Victor Nelson'ın kendisinin de bu zihniyetli olmaz. Ama onun haricinde böyle ayrılık noktasında ben çok ciddi ayrılıklar da beklemiyorum. Belki transfer döneminin sonuna doğru ekstrem bir teklif gelirse Zaniolo söz konusu olabilir. Onun haricinde ben Sasha Boy'un artık kalacağını düşünüyorum. İşte Mitso ve Mitso gibi futbolcudan ayrıldığını da zaten konu etmiyorum. Dubois'a eğer yerli bir bek alabilirsek Dubois'a ayrılabilir. Bence en şu an hani ayrıldığını merak ettiğim, gidip gitmeyeceğini merak ettiğim futbolcu Victor Nelson. Peki Oliveira ile ilgili düşüncen nedir? Oliveira ve Mertens'i de bir paket olarak sana sorayım. Oliveira ile Mertens kalacaktır abi. Onu daha önce de söyledim. Ya ben Oliveira'nın gideceğini düşünmüyorum. Gitmek istediğini de düşünmüyorum. Şu takımda oynamak isteyecektir. Kalmak isteyecektir. Oynayabilir zaman zaman. Yani dün mesela biraz böyle ön alana gidince etkili olmaya başladı. Mesela faul falan aldı. Sonra işte Abdülkerim asist yaptı. Biraz oyunun içerisine katıldı. Oynamak istediğinde oynayabilen bir futbolcu. Geçen sene de bence çok kötü bir sezon geçirmemişti. Hatta sezonun başında takımın en kilit oyuncularından birisiydi ama sezon devamında çok iyi olmadı belki gidişat. Sezonun özellikle sonunda belki biraz memnun olmadı Galatasaray taraftarı ondan. Ama ne olursa olsun ben kötü olduğunu ya da işte mutlaka ayrılmalıdır, ne olursa olsun gitmelidir diyemem. Kalmak istiyorsa kalabilir. Aynısı Mertens için de geçerli. Ben Mertens'e de ilk 11'de olmasa bile zaman zaman oyun içerisinde Türkiye Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde de ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Mustafa abi Berkan'ı konuş. Berkan'ı görünce hayattan soruyorum. Dün 10 hata yaptı. Yanındakine pas veremiyor. Bir de şimdi Berkan rotasyonda iyi değerlendiriliyor da mesela bu beni hayal kırıklığına uğratan oyuncu Barış Alper oldu mesela. Hani ben ilk 11'e yakıştırdım ama sanki bu tarzıyla hamle oyuncusu olarak kalacak ama Berkan da mı öyle? Hamle oyuncusu olarak mı sence? Değişebilir abi. Daha çok sezon başı. Yani mesela geçen sene biz Barış'ı sezon başında bu duruma gelir diyebilir miydik abi? Mesela sen geçen sene bu dönemler şunu söyleyebiliyor muydun Barış hakkında? Ben önümüzdeki sene Barış için tam bir sene sonra mesela Barış için ilk 11 oyuncusu olabilir yorumunu yaparım der miydin? Demezdim. Yani dolayısıyla mesela Sasha Boy için de aynı şeyleri konuştuk defalarca. Yani bu dönemlerde mesela geçen sene bu dönemlerde Sasha Boy gitsin diyordu herkes. İşte değişebiliyor yani futbolcuların sezon içerisindeki performansları çok farklı olabiliyor. Mesela Yunus için de geçen sene bu zamanlarda Kerem'le beraber 3 yerli oynatma zorunluluğundan ötürü takımın en iyi oyuncusu olacağını söylüyorduk mesela.
Sonra ne oldu Yunus'la alakalı düşüncelerimiz? Değişiyor yani. Daha sezonun çok başı, mutlaka değişecektir yani. Bence her futbolcu için konuşmak adına erken. Yani iyi anlamda da konuşmak adına erken, kötü anlamda da konuşmak adına erken. Evet. Nelson'u acilen satmalıyız yoksa takımı satacak demiş. Yani satacak kelimesini kullanmayalım Dark Angle. Ama Berkan'la Nelson'la bir şekliyle konuşmaları lazım, uzlaşmaları lazım. Moristan Yunus'a bin basar demiş. Uğurcan ne yazmış? Onu da okuyalım. Mustafa abi, beni yanlış anlama ama Okan hocamızı gelişmesi ve geliştirmek zorundayım. Okan Hoca şu oyuncu değiştirme dakika fobisi var ve oyunu okuyamama sorunu neden düzeltmiyor? Sorun nedir acaba? Ya o kendine göre bir dakika ayarlamış. O dakikaya gelene kadar şey yapmıyor. İlginç. Ben de böyle bir oyuncu kötü gidiyorsa onu değiştirmek lazım ama Icardi'yi soruyorlar. Uğran, Fatih Hoca 80'den önce oyuncu değiştirmiyordu son sezonunda. Şimdi Fatih Hoca da mı oyunu okuyamıyor diyelim yani? Icardi'yi soralım. Icardi neden hala açıklanmıyor sence? Abi Icardi olayında bir problem yok dediğim gibi. Yani geçen hatta bu konuyla alakalı haberler çıkmıştı. İşte zaten testlerinde bir problem çıkmadı. Ben de çıkmayacağını söylemiştim. Beklenmiyordu zaten öyle bir durum. Ama işte bu yolculukla alakalı herhalde bir yolculuk yapmasıyla alakalı bir problem olduğu konuşuluyordu. Dediğim gibi bu hafta içerisinde ben gelmesini bekliyorum yani. Artık bu iş önümüzdeki hafta içerisinde kalmayacaktır. Evet. Fatih Terim'i okuyamıyor o zaman demiş. Fatih Terim de okuyamıyor o zaman demiş. Abi Nelson'da hayalleri var. Dünyanın en iyi liginde gitmek istiyor demiş. İşte Aylin. De yeni izleyicilerimizden yukarıda yazmıştı. Hoş geldin diyelim. Fatih Hoca'nın kadrosuyla bu kadro aynı mı? Değişecek demiş. Mesela ne alakası var? Oyun içerisinde değişikliğe ihtiyacın varsa kadronun bir önemi yok ki. Her türlü değiştireceksin zaten. O kadroyu ben kurmadım ki. Fatih Hoca kurdu yani. Abi ya Fatih Hoca'yı okuyamıyor demek. Yok veya... şunu söylüyorum. Ben okuyamıyor demiyorum abi. Şunu söylüyorum. Eğer o Uğurcan'ın söylediği söylem yani işte şu dakikaya kadar bekliyor söylemi oyunu okuyamamaksa eğer o anlama geliyorsa Fatih Hoca da o zaman okuyamıyor diyelim. Hayır canım ben senin dediğini anladım. Veya Okan bunu okuyamıyor demek bence biraz o kendi kafasında bir şablon kurmuş, tamam mı? Ona belki de şöyle veriler giriyor. Yani bu oyuncular 60'a kadar yani oyunda 60'a kadar bu oyuncuları tutman gerekiyor. 60'tan sonra 30 dakikalık performansına düşüyor oyuncuları çıkartıp bu oyuncuları koyup orada tekrardan aynı sezon başı olduğu için bunlar doğru olabilir abi. Yani sezon içerisinde bu zaten olmaz. Ama şu an sezon başı olduğu için mutlaka şu raporlar geliyordur. İşte şu oyuncu şu kadar kalsın, bu oyuncu bu kadar kalsın. Yani oyunculara çünkü sezon öncesi bir yükleme yapılıyor. Hani şunu şu kadar oynatalım, bunu bu kadar oynatalım diye mutlaka konuşuluyordur. Ya bunlara da dikkat ederek oyuncu değişikliği yapıyor olması gayet doğal. Sezon öncesi olduğu için. Ama mesela ben Okan Hoca'nın da geçen sene 45'te falan çok oyuncu değiştirdiğini hatırlıyorum yani. Öyle her maç 70'i 80'i beklediği durumlarda olmadı. Hatta evet. Oyuncu değişikliklerle oyuna çok etki ettiği maçlar da oldu yani. Hata yaptığı maçlar da oldu. Etki ettiği maçlar da oldu. Evet. Yavaştan yayını bitirelim. Arkadaşlar güzel bir yayın oldu bence. Bizden sonra Eyüp Yıldız var. Eyüp Yıldız TV'de. Eyüp Yıldız'ı da izleyebilirsiniz. Onda farklı transfer haberleri ve maçı da konuşacaktır muhtemelen. Uğran var mı diyeceklerin? Son sözlerini alalım. Yayını bitirelim yavaştan. Tamam, gayet güzel bir yayındı. Yeni yayınlarda kendi saatimizde, yeni saatimizde görüşmek üzere diyeyim arkadaşlara. Hepsine teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Çıkmadan beğeni yapalım. Yarın aslında 7'de gene var. Sonra 11'de var. 12'de var. Hepsinde de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Thank you.